Merhabalar, yine yeni bir serbest satış programıyla sizlerle birlikteyiz. Ülkemiz büyük üzüntüler, büyük sıkıntılar yaşıyor. Yine doğal afetlerle savaşıyoruz. Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremler sonrasında birçok vatandaşımız hayata gözlerini yumdu. Yaralılarımız var. Allah'tan rahmet dileyelim, acil şifalar dileyelim. Bir daha böyle üzüntüleri yaşamamak dileğiyle diyelim. Ancak bu da yaşadığımız coğrafi koşullar nedeniyle bugünkü şartlar altında ülkemizde zor gibi gözüküyor. Hakan Ural bizlerle birlikte. Abi, arzu edersen hemen bu konuyla bir başlayalım. Neler söylemek istersin? Sen de sosyal medya hesaplarından birçok paylaşımda bulundun. Neler söyleyeceksin? Bir de bizim şey var ya Turan, hafta içi her sabah yayınımız olduğu için hem bu konuları işlemek durumundayız hem de defalarca zaten dile de getiriyoruz. Ülkemizin %70'i deprem kuşağında. Bu gerçekle yaşamak zorundayız. Yani bir yere gidecek halimiz yok. Dolayısıyla mümkün olduğunca umut, ümit ederek, tedbir alarak yaşama çabası içerisinde olacağız. Hayatını kaybeden 41 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Şifa arayanlara Allah acil şifalar nasip etsin. Allah bir daha yaşatmasın. Amin diyelim. Peki abi, o zaman şimdi futbola geçelim. Geçelim. Geçelim de yine futbolun dışında konular konuşacağız. Ya yalandan onlar artık. Senin daha söylediğin gibi ya. Yani hani 3 milyon kere gördüm, 4 milyon kere gördüm. Yine aynı gündemde çok enteresan olaylar var. Şimdi tabii ki hani üzücü bir durum. Elazığ ve Malatya depremi. Bunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu, BTC Türkiye'nin Malatya Spor, Trabzonspor karşılaşmasını ileri bir tarihe erteliyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Öyle olsa sorun yok. Normal rutin maçlar oynanması gereken bir haftada deprem yaşadık, değil mi? Ne diyor Malatya Spor Kulübü Başkanı? Bize ilk önce diyor telefon geldi. Bu maçı erteler misiniz? Erteleyin dediler diyor. Biz de ne münasebet, burada maçın oynayalım, oynanmaması için herhangi bir neden yok. Oynayalım dedik diyor. Sonra Trabzon gelmek istemedi dediler diyor. Ben demiyorum, sen demiyorsun bunu. Tabii. Bir spor kulübünün başkanı diyor ya. Malatya Spor Kulübü Başkanı Adil Gevrek diyor. Fenerbahçe'nin protestosu buna. Şimdi burada da tabii soru şu oluyor. Şimdi federasyon bu açıklamayı yapıyor. Yapmıyor. Malatya Spor tarafı diyor ki bizden böyle bir talep yok diyor. Biz oynanmasını yapmıyor, istiyoruz diyor. Tabii. Trabzon diyor ki bizden de böyle bir talep yok işte diyor. Benim onu söylüyorum şimdi. Sen Türkiye Futbol Federasyonu'sun kardeşim. Bu ülkenin, bak adı üstünde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin futbolun sorumlususun. Döner dersin ki ben Fenerbahçe Galatasaray maçını erteledim. O zaman zaten problem yok yani. Birisi beğenir, birisi beğenmez. İkisi beğenir, ikisi beğenmez. Ayrı. Öyle bir şey yok ama. Biz olayın vahametini Malatya Spor Kulübü Başkanı konuştuktan sonra anlaşıldığı için dönüp tepki veriyor. Fenerbahçe Spor Kulübü nasıl bir şey diyor ya? Hani o istedi diyor. Emirvaki yapıyorsun diyor Malatya tarafına. Ya kardeşim, söylenen ispatın üzerinden gidiyor. Diyor ki şimdi Malatya Spor Kulübü Başkanı çıkıyor. Çok basite indirgeyelim biz bu konuyu. Şunu söylüyor. Bize diyor Türkiye Futbol Federasyonu'ndan diyor telefon geldi diyor. Bu maçı erteleme talebinde bulunur musunuz? Niye ki dedim diyor. Aynen öyle. Sonra da dönüp diyorlar ki Trabzon değil siz bulun, Trabzon gelmek istemedi dediler diyor. Ya diyor bir kulüp bir yere gitmek istemiyor diye bir talep mi olur? Bir de diyor biz zaten oynamaya hazırız dediği için bu kıvılcım aleve dönüşüyor. Ortaya gündem bam diye patlıyor Adil Gevrek'in söylemleriyle beraber. Bu söylemlerin üzerinden Fenerbahçe bir açıklama yapıyor. Diyor ki ya bu nasıl olur, koskoca spor kulübünün başkanı. Adam zaten beni siz aradınız diyor. Bu böyle dedi, bunu dedi, şunu dedi, bunu. Bu nasıl iptal oldu? Bu ithamlara diyor bir lafınız yok mu? Ondan sonra açıklamalar. Bölgesel iptal ettik de bunu böyle dedik, işte Trabzon doğal olarak hikayeye dönüyor. Kendine göre ben istemedim, o öyle dedi, bunlar falan. Ortalık yangın yeri. Müsebbim, kabahatli kim? Türkiye Futbol Federasyonu nokta. Aynen öyle. Şimdi Adil Gevrek'in, Adil Bey'in açıklaması şöyle. Erteleme talebinin Trabzonspor'dan geldiğini belirtiyor. Federasyondan bizi aradılar, Trabzonspor'un gelmek istemediğini ilettiler. Bizden de erteleme talebinden bulunmamızı rica ettiler. Ancak biz maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı. Trabzonspor daha birkaç gün önce kupada 120 dakika maç oynadı. Ayrıca sakat ve cezalı olan oyuncuları var ki Envakame de bunlardan biri. Yani bunların hepsini düşüneceksin dedi.
Trabzonspor'da onun üzerine diyor tabii. Belirtmek isteriz ki diyor kulübümüzün diyor ne resmi ne şifa yani Türkiye Futbol Federasyonu'ndan müsabakanın ertelenmesine dair bir talebi olmamıştır diyor. Peki o zaman ortaya da gene şu çıkıyor herkesin sorduğu gibi çok klasik. Yani kim talep kimden geldi, kim erteledi? İbrahim Tatlıses'in o şarkısı güzel. Yorgunum dostlarım, yorgunum, yorgun diyor. Sana burada Alice Harikalar Diyarında gibi daha birinci programa başladık bu seneden bahsediyorum. Bunların hepsini söyledim. Ya birinci programdan beri söylesen 10 sene yaptık, 10 sene söyledik. Hayır yani bu seneden geliyorum. Ya bunları gördük. Daha bu bir şey değil bu arada yani. Bu sizin şu an gördükleriniz var ya. Krema. Sen 6-8 hafta kala var ya. Anam anam anam. Bak yemin ediyorum. Yemin ya. İnsanların yemin algısı neyse. Vallahi de billahi de bu ülkede futbolu 5 yıl yasaklarım. Çünkü çok basit gerekçem de var. Mesela beni diyelim ki devletin otoriteleri veya belli makamlar ya Hakan dediler. Böyle bir marjinal söylemim var ama neden dediler diyelim ki dememeleri lazım akıl edebilen insanların. Derim ki mesela ölümlü dünyada bu spor, mupor, jimnastik, sanat niye var hani bunlar? Hayatı daha anlamlı kılıp eğlendi, zevk almak için. Fakat sizin bu iddiayla yapmış olduğunuz bu branş bu insanları kin nefretle birbirine düşman ediyor. Net basit doneleri de 1 milyon tanesi. Dolayısıyla neden halkıma böyle bir nefreti o zehiri enjekte etmesini o sektörün göz göre göre kabul edeyim ki yani? Niye kabul edeyim yani? Bir sektör var, futbol deniyor buna. İnsanlar hafta içi 5 gün çalışıyor işte 6 gün neyse yani. Bir tane de hafta sonu var. Herkesin de kendine göre derdi var. Hastası var, ustası var, tabii osu ki var, mesaisi var, çocuğunu göremeyen var. Ayrı şehirlerde oluyor. Yani sayma dünyevi problem. Bu futbol denen, Türkiye için konuşuyorum bunu. Denen olgunun oluşum biçimi insanları birbirinden nefret ettirtiyor. Kin ve nefrete itiyor. Çok aleni ve net. O zaman bunu yok ederim ben. Niye? Halkıma da hizmet etmiş olurum. İşte aynen, bu kadar basit yani. Niye kurtarırım insanları bu dertten, illetten diyorsun. Futbol %100 yasaklanmalı. %100 yani. Ya bu tabii söylediğin bir çözüm ama böyle bir şey de olmayacağı. Varsa başka bir çözümü olan söylesin. Benim en azından bir fikrim var. Düşünebiliyorum. Üretebiliyorum. Tezim var. Dayanağım var. Bir şey üretiyorum diyor. Öneri. Sen beğenmedin. Eyvallah abi beğenmek dur. Sen ne diyorsun diyorum. İnsanlar bakıyor. Baka baka zaten. Abi, varsa bir diyor şeyin çıkartırsın. Şey yaparsın. Düzelme yani, ihtimali yok. Evladım. Şimdi düzelme ihtimali olmayan bir şeyi neyini konuşacaksın? 4-4-2-3-5-2 soldan mı geldi sağdan mı geldi? Ha, ne yani? Yalandan top dolaştırma o yani. Mesela şimdi mesela bundan şikayetçi misin? Yani mevcut konjonktörden şikayetçi misin? Daha kötü olacak. Hani onu hiç sakın şaşırma. Ya bana mesela sakın şaşırma abi. Ben en bir tek tamir onu eleştirmişti. Ona dayanamıyorum. Sakın şaşırma yani. Yok canım buna şaşıracak bir şey. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Bugün ne gördüysen bu yaşına kadar futbolun içinde olmaz deyip de yaşadığın bu rezillikler daha rezil olacak. Bu kadar basit. Her gün yeni bir tiyatro. Her hafta sonu. Aynen öyle yaptım kardeşim. Peki şimdi bu minvalde o zaman tabii hareket edelim de ne oldu şimdi burada? Ha şunu da sana sorayım. Tabii farklı medyalara bakıyoruz. Medya, televizyon kanallarına bakıyoruz. Gazetelere bakıyoruz. Çok çirkin ifadeler, çok çirkin yorumlar, çok böyle küçük anlamsız ithamlar. Ne bilmez söylediğin gibi provokasyona aslında yönelik, buradan kaynaklanan değil ama yapılan açıklamalarla provokasyona yönelik açıklamalar. Bunlar için de bir şey söyle ya lütfen. Ne diyeyim ya? Söyle bir şey. Ya girin YouTube'a bakın 2 milyon tane videom var onu diyorum yani. Yoruldum be abi ben bak şimdi. Ben de insanım. İlla. Benim de duygularım var. Artık mesela şöyle söyleyeyim sana. Ben sana geldim buraya günaydın dedim. Ne yaparsın? Günaydın derim. Ne kadar güzel. Bir daha geldim aynı 5 dakika sonra günaydın dedim. Ne yaparsın? Günaydın dedik ya abi derim. Bir daha gelip dersen?
İyi akşamlar derim artık. Bir daha dersem? Sıkıntı olur abi artık. Bir daha dersem? Dalga mı geçiyorsun, gırgır mı yapıyorsun derim. Ama ilk günaydın dediğimde ne kadar nezaketle karşılayıp sen de günaydın demiştin değil mi? Normal reaksiyonu verdim sana. Nezaketle karşılayıp karşılık verdiğin bir şey bile antipatik hale gelebilir. Bak, bu psikolojik bir testtir aslında. Çok seni mutlu eden bir şeyi bile sıklıkla tekrarlarsam antipatik olursun. Aynen öyle. Bana bunu niye soruyorsun Turan? Bitmiş. Oğlum ne algısı nesi? Bunların tillahını yaşadık. Her sene yaşadık. Benim yaşım 27-28'di, yaşım 52 oldu oğlum. Ya ben sana soruyu sordum şimdi. Bana antipatik deme. Ben şimdi antipatik mi olurum böyle olursa? Sen hani seni bir idman yaptıracağım ben. Söylediklerimin ayrıca ne anlama geldiğinin çıkarımını yapmanla ilgili. Eyvallah. Onun alakası yok da. Eyvallah. Şey ya bu bitmiş oğlum bu. Ya bu bitmiş yani. Anladın mı? Burada şimdi mesela Allah korusun yarabbim. Doktorlara gidiyorsun. Bir MR çekiyor, bir röntgen alıyor. Diyor ki umut var, şu tedaviyi yapalım diyor. Bekleyelim. Veya diyor ki şu iğneyi yapalım. Veya diyor şu kürü uygulayalım, şu kadar bekleyelim falan. Bazı vakalarda Allah kimseye vermesin. Gidiyorsun doktor diyor ki buna ne ameliyat, ne tedavi. Bunu diyor köyüne götürün veya evine götürün. Bunun 2 ay 3 ay önünde fazla. Huzur içinde yaşıyorsun. Bu futbol bu Türkiye'deki. Kendi haline bırakın. Bu gidiyor artık zaten. Yani gitmiş bu ya. Bunun kurtulma ihtimali yok yani. Anladın mı kardeşim? Yani yönetiliş biçiminden tut da taraftarların birbiri rekabet anlayışından tut da işte kriterlerinden tut da yorumcular zaten yani. Facia ötesi yani buradan hayır çıkma bir tane bir done olmaz mı ya? Umuda dair. Sana dedim ya bundan önce de hani bir onu bir kütle sahibi yapsak onu. Futbolu bir kütle sahibi yapıp tarif etmeye kalksak ve o da bu masa olsa. Şu olsa. Evet. Desek ki ya bu her tarafı çamur pislik içinde ama bir tarafından bir tutalım desek. Tutacak yer yok. Ama işte ben de onu diyorum. Yani çok haklısın ama ne acı ki bununla da devam edeceğiz böyle. Gözüken bu. Ya işte ediyor da zaten Allah'tan ben etmiyorum. Ben zaten benim hayatta öyle bir lüksüm var Allah'ım da olsun. Tercih lükslerim var. Aynen öyle. Yani anladın mı? Ben etmiyorum. Önceliğini nereye koyduğunla alakalı. Ya ben etmiyorum kardeşim. Benim bir ruh sağlığım var. Akıl sağlığım var. Hayatımda bana sorun çıkartan adamla da görüşmüyorum ben bu arada. En doğrusu. Nasıl? Seni sorayım? Mutsuz edecek, rahatsız edecek her şeyden. Aynen soyutlayacaksın abi kendini. Abi, hiç. Ben ne işim var olur abi? Yalandan. Konuşsunlar dursunlar işte. Her sene aynı insanlar yalandan bir yapıyor. Etik değil, ahlak değil. Futbolun marka değeri. O bir şey söylüyor, bu bir şey söylüyor. Aynı şeyler bir daha alıyor. O söyleyemiyor, doğruyu söyleyemiyor. Bu yanlışı kutsuyor, ona yanlışı güzelleme yapıyor. Kendince bir kafasında bir şey var. O ona yaranıyor. Bu buna bir şey söylüyor. O doğruyu söylüyor. Doğru söylüyorsa bugün iyi oluyor, yarın kötü oluyor. Onu duymuyorlar. Yanlış rağbet görüyor. Hakem standartları facia. VAR'la bile lastik patladı. İşte başkan bizim ikinci yarının ikinci haftası bitti diyor ki ya şu hakem atamalarının bir kriterini söyleyin de yani bana şunu diyor söyleyin diyor. Neden Fenerbahçe'nin her kazandığı maçtan sonra hakemler atanmıyor? Hani bu bir tesadüf mi? Mesela öyle şeylere şahit olduk ki yani bir yıl üç yıl. Ne diyeceksin abi? Onun lobisi var, onun bir şeyi var, onun cartı var, onun yazarı var, onun yayın organı, onun bilmem nesi, o onun hakemi, antrenörün adamı, teknik direktörün bir... Ya sonuçta ne? Ya spor, futbol. Ya vallahi billahi yalan. Bir de şuraya geliyorum. Hani haftada bir zevkimiz var diyorsun. Yap yani. Şimdi sonuçta bütün bu burnundan kıl aldırmayan, büyüğüm diyen kulüpler hedefi şu olmalı yani. Mantık. Öyle de zaten deklare de ediyorlar. Avrupa'da başarı diyorlar. Senin zaten artık bugünden sonra Avrupa'da başarılı olma ihtimalin yok. Son iki yılın uzak ara en başarılı kadroya sahip şampiyon olmuş takımı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir gol attı. Bir de şu gerçek var. Burada birbirinizi istediğiniz kadar yiyin. Bu anlayışla, bu kurgularla Avrupa'da mücadele etmeye gittiğiniz zaman zaten rezil, rüsva oluyorsunuz yani. Bunu da biliyorlar. Hala yalandan amaç için araç. Bu ego tatmini var. Yani şampiyon oldum. O da şampiyonluğu bile öyle bir rezil hale getirdiler ki Turan.
bütün kulüpler için anlayışta hastalık var. Onu da konjonktör yaptı işte. Mesela bir takım şampiyon oluyor değil mi? Ertesi gün ne transfer yapacağız diyorlar. Bak Fener bunu aldı, Galatasaray bunu aldı, Beşiktaş bunu aldı. Ya dur da bir kutlayalım oğlum. Bir sene buna emek verdik yani. Bir keyfini çıkaralım. Yok abi transfer kim aldın? Bu kadar vahşi bir tüketim mekanizması, hasta bir zihniyet oluşmuş çünkü orada. Ya ne alaka diyeceksin? Şu bile oluyor. Takım şampiyon oluyor İstanbul'dan bir takım. Diğer takımın taraftarları neredeyse köprü nöbetine çıkıyor bayrak astırmamak için. Ya onlar zaten hani, komedi bak, yani. Bunlar bile işin ne kadar şeyi yani, yani nedir yani bu kadar senin söylediğin gibi yani bu kadar hayatın merkezine koyacağın kadar bu kadar özel. Şu senin söylediğin çok doğru yani futbol insanı birbirine düşürür mü ya? Kin besletir ya, mi? Nefret ettirir mi? Yani razıyım bu ya. Hani senin ailenle, canınla, malınla, sevdiklerinle alakalı bir şey de değil. Yani bir futbol, bir spor, bir güzellik bu kadar nefret bu noktaya gelir mi? Ama şöyle düşün, bir ürün düşün, bu ürünü bu hale getirecek, getirmek için çok ciddi çaba sarf eden unsurlar var. Önce malın satıcısı, yer tezgahtarı. Mesela ben diyelim ev satıyorum. Tamam mı kardeşim? Sen de geldin müşterisin. Ben pazarlamacıyım. Geldin, sana şöyle dedim düşsene. Abi bu evi sana şöyle söyleyeyim, deniz kumundan yapın. Demiri teneke. Zaten oturmanla çöker. Bu evin maliyeti 100 bin lira ama 300 bin lira sana kazıklıyoruz falan desem. Sen o evi alır mısın? Ya bu futbolu yorumlayan yani halka prezante eden insanlara bu ürünü anlatan insanlar problemli kardeşim. Yani kafadan yani. Kafadan. Dünyada hiçbir şekliyle izah edilebilirliği yok bunun. Bir ürünün cazip hale olması için, cazip olması için özendirmesi gerekiyor. Aynen. Peki neyle özendirirsin? Önce bunu temsil eden sporcusundan, yöneticisinden, başkanından, tribünlerdeki o güzelliklerden, o ürünü yorumlayan kişilerin kılığından, kıyafetinden, birbirine yorum yaparkenki saygısından özendirirsin ve oraya yavaş yavaş ilgi ve alaka olur. O alaka neye dönüşür? Paraya. Aynen. Premier Lig. O para kime yayılır? Kulüplere. O kulüplere dağılan paralar doğru da kullanıldığı zaman Premier Lig'deki gibi 20 tane, 30 tane çok büyük birbirine yakın kulüp meydana gelir. O rekabetten dolayı da insanlar keyif alır bir ortam yaratıldığından dolayı müthiş bir marka değeri çıkar. Aynen. Türkiye'de anam bu buna sallıyor, bu buna sallıyor, bu bunu bu kolluyor diyor, bu bunu bu kolluyor diyor, bu lanet olsun diyor, her maçı kaybeden tekrar olsun, o bunu gitsin, bu hakem satılmış, bu gitmiş, bu şerefsiz, bu bir anam böyle bir şey. Ya mesela şöyle bir gürültü çıksa ben o mahalleden taşınırım. Ya bırak futbol gözümle bir şey izlemeyi. Yani bir oturduğum yerde şuradaki adam kavga etsin komşu. Ben bunu buradaki çekeceğim dersin. Ya dedim ki abicim beni buradan hanım derim ya gidelim başka bir mahalleye bu. Ne derim gürültü ya. Böyle bir sektör yarattınız. Bravo. Bak sana yemin ediyorum. 800 milyar dolar cirosu yapan bir şirketim olsa. 800 milyar dolar. Bu sektöre sponsor olmam. Hem de 1 lira deseler olmam. Derim sevap yapacağım daha ne derim ya, bu kadar irite yanlış insanın olduğu bir sektörü besleyerek yanlışa niye destek vereyim derim ya felsefe olarak. Çok basit bir şey var. Benim rekabet anlayışım. Hayatı yaşadığımız gibi benim erkek kardeşim var. Sülalemin yarısı Trabzonlu, Trabzonsporlu zaten. Ailemde Galatasaraylı var, Beşiktaşlı da var. Ben onların bu hobilerine mutsuzluklarıyla mutlu olmuyorum. Mutluluklarıyla da mutsuz olmuyorum. Keyif alıp almamak, eleştirmek, üzülmek bunlar farklı kavramlar. Dolayısıyla hani bu siyasette de vardır ya, olabilir fikir ayrılıklarımız var. Asıl olan öz vatandır, devlettir ve millettir. Ya. Veya Fenerbahçeli ile Galatasaraylı oturduğu zaman. Aynen. Ay o beni Galatasaraylı. Kulüpleri mi değişiyoruz bir anda sohbetin sonunda? Yani. Dolayısıyla hani abdestimden şüphem yok ki namazımdan olsun mantığı. Benim hiç bir kulübün hiçbir nedenden dolayı ön yargım yok. Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi onları da yapmama mantığı içerisinde. Hayatı nasıl yaşıyorsam taraftarlı da öyle yaşıyorum.
Ama salt hayatı şöyle yaşayan insanlar da var. Ya ben parayı bulayım. Nasıl buluyorsam bulayım. Ben 70 alıyorum. Turan 30 alıyor ama benim 70'i geçti. Turan niye 30 alıyor abi? Turan'ın da 20'sini de alayım ben. Turan 10 alsın. Hatta onu sağlıyorum. 70 aldım ya. 90'a çıkartıyorum kendi payımı. Sen abi bu onu da aslında almaması lazımdı diye hayatı ticareti yapan adam var. Aynen öyle abi. Bu böyle insanlar var. Ama böyle insanların yani rekabetçi zihniyeti bu kadar fitursuzca yaşandığı bir ortam, biz de bu memleketin bir vatandaşıyız kardeşim yani. Tabii. Uzayda büyüyüp de buraya gelmedik, bir bilincimiz var. Ben hani futbolu son 14-15 yılda bu kadar rezil görmedim ya. Mahvettiniz ya. Hakikaten doğru söz. Alın başınıza çalın kardeşim ya. Zorla beni bunun bir parçası mı yapacaksın? Ne münasebet ya? Niye olayım kardeşim? Hiçbir şeyine inanmıyorum bunun ya. İşte bu gidişat Allah. Sonunda da diyorum ki abi, senin söylediğin gibi belki böyle yasaklanmayacak ama bu yeni jenerasyon, yeni nesil bu yaşanan olayların içerisinde belki de böyle büyüye büyüye futbolu da belki elinin tersiyle bu spor branşını itecek abi belki. Ya, yani kendimizi yenileyeceğiz belki, böyle yenileyeceğiz. Hayır, yenileyeceksin şöyle, Allah'tan ki kendi kendine var olan ilgiyle ilgili bir mekanizma var. O zaten istemesen de istesen de gelecek. Başkan da bunu son iki basın toplantısında izah etti. O zaten şöyle söylüyor. Futbolu diyor oluşturan tüm unsurların tamamı hastalıklı diyor. Ki ben zaten onu yıllardır söylüyorum. O da şu. Sonuçta bu sektör direkt ekonomiyle irintili. Nedir o? Transfer, işte futbolcu maaşları, giderler falan. Zaten bu bulunamayacak ki, şu anda bulunamıyor. Başkan ne diyor? Ben diyor şu an yapılandırmalarla alakalı imza attığım an temettüye düşüyorum zaten de diyor. Hani iki yılı zaten öngöremiyorum diyor falan. Futbolun aslında geldiği nokta bitti Deniz. Bitti yani. Bunları bırakacaksın kendi haline. Kim de şampiyon olursa olsun sevinsin, hoplasın sıplasın, taklalar atsınlar falan. Çimenlerde falan. Lay 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 falan. Yani. Bırakacaksın kendi haline yani. Seni söyleyeyim çiçekler gitti, de çiçekler. Gitti abi böyle. Hani şey vardır yani... şeyin esprisinin kalmadığı bir dünya düşünebiliyor musun? Yani bunu futbol olarak da almayalım. Mesela %100 haklılığını dile getirmenin hiçbir manası olmadığını veya haksızlığa uğramanın hiçbir değeri olmadığı bir dünya. Yani bu sektörü bu hale getirdiler. Tersine dünyayı oldu. Mesela penaltın verilme önemli değil. Hatta bağırıyorsun sana kızıyor. Mesela hakkın yendi, hakkım yendi diye. Git diyor, dinleyen de yok, yazan çizen de yok. Ha bu arada her türlü olumsuzluk olumlu da görülebiliyor senin lehine değilse falan. Ve buna tam yani çıldırırsın biliyor musun yani. Ve bunun adına bir de spor diyorlar mesela. Ben orada hastayım. O işlere hastayım ben. Şimdi mesela hafta sonu Allah'ını seversen her maçın sonundaki demeçlere sağ içinde o işi icra eden oyuncuların vücut diline kavga, dövüş, hakem, iddia, yönetici açıklamaları, teknik direktör açıklamaları, basının yazması, oradan yorumcuların iddiaları, ithamları, ertesi güne sak yönetici falan bir cinnet hali var. Mesela Orta Doğu bu kadar karışık değil. Orta Doğu'da görüyorsun. Diyorlar ki İran'ı tecrit etmeye çalışıyorlar. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri zaten Mısır'la birlikte kontrol altına alındı. Irak'ı parçaladık diyor adam. Bak çok net anlaşılır. Suriye'yi de diyor parçaladık. Burada diyor bir Rus var diyor. Çinlerle beraber diyor. Biz diyor buraya diyor şimdi diyor kendi vekalet savaşçılarımızla girip şunu yap. Bak anlaşılır mı? Bir devlet kuracağız diyor bir şey. Ya diyor. Bunlar arkadaş ya inanılmazlar ya. Müthişler yani. Bizler de artık bağışıklık kazandığımız için. Bir de şeye çok gülüyorum mesela. Çıkıyorlar sanki onlar onun bir parçası değilmiş gibi. Şeye çok hastayım ben. Hani konuşma. Şu mu benim kafam? İyi günler sevgili seyirciler. Evet. Şimdi orada alan parselasyonunda sol bek sağ ayağıyla geldiği için bu kademesine giremedik. Kademeye girmediği için. Taktik konuşmaya çalışıyoruz. Orta sağ kayma yapamıyor. Bunun çabukluğu yok falan. Ben böyle yapıyorum. Ay yazık ya. Yalan makinesini patlatırlar yani. Yani yalandan hani böyle bir şey. O sırada işte diziler ya, dizilerin reytingi artıyor. Bizim ya, dizi yalandan, neredeydi diyorsun. Tak diye hemen kumandalı oraya basıyorsun. Orada kan gövdeyi götürüyor. İşte ondan sol bekleyecekler. Yani ben her seferinde sana hak veriyorum. Muhteşem bir galibiyet.
Muhteşem aynen. bir maç. Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin aldığı 2-0'lık net bir galibiyet. Şimdi galibiyeti konuşacağız da. Burada sana ben bırakayım. Ferdi mi konuşacaksın, takım mı konuşacaksın? Efendim ne konuşacaksın abi? Ya aslında hani söylenenler dışında değişik bir şey bulursan söylemenin bir manası var spor severlere. O da bakarız ama ben Fenerbahçeli olarak şundan çok gurur duydum, keyif aldım. Bir de buradan selam olsun. Benim çok iyi bir Trabzonlu dostum var, Burak Saral diye. Onunla da konuştum. Bunları aktaracağım. Maçtan hemen sonra şeye geçtim. Lig TV'ye, Beyin Spor. Yani eski Lig TV. Güntekin Onay istatistik çok doğru tutan bir adam ve üstüne basarak konuşuyor. Bu arada Metin Tekin'le şey vardı. Yanında Enver Özen. Önder Özen. Güntekin dedi ki ben son yıllarda büyük maç adı altındaki hiçbir maçta bir takımın bu kadar diri, baskın, iştahlı ve tek taraflı bir oyun oynadığını görmemiştim dedi. Yani yüzlerce dedi maç seyrediyorum. Avrupa'dan, Türkiye'den, ikinci ligden, oradan buradan bu kadar ve dedi helal olsun. İnanılmaz zevk verici bir futbol vardı ve her yönüyle de tek taraflı oynanan bir maç vardı dedi. Önder de bunu söyledi, Metin de bunu söyledi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ayrıntılara girerek böyle güzelleme yapılmasına gerek duyulmayacak taraflı tarafsız herkes tarafından kabul görmüş bir oyunla kazanması mühimdi. Burak da bizim iyi Trabzonludur, iyi futboldan anlar. Bana dedi ki Twitter hesabı varmış onun da. Ve ciddi bir Trabzon'da şeyi vardır yani. Hani böyle bir kabul gören bir anlayışı vardır. Ben döndüm dedim ki dedi yani ilk yarıyı seyrettikten sonra Fenerbahçe bu futbolu ne kadar devam ettirebilir bilmiyorum ama izlediğimiz 45 dakika neticesinde Fenerbahçe bu maçı kesin kazanır. Bir mucize olmazsa ve helal olsun çok iyi top oynuyorlar dedim diyor. O da Trabzonlu olduğu için ona da büyük eleştiriler geliyor. Onu söylüyor yani. Abi bizde öyle yani. Doğruyu da kimle ilgili söylediğinle ilgili yanlış ya da diyebiliyor. Görünen köy kalısı yani. Ama yok. Bizde öyle abi. Yani bu yeni bir şey değil. Öyle yani. Dolayısıyla bu tüm spor kamuoyunun takdirini kazanarak galibiyet elde etmek her şeye rağmen yani. Hani o her şeyin ne olduğunu ilk bölümde konuştuk hani. Her şeye rağmen müthiş önemli. Hele hele bunu daha bağlayıcı olsun diye geçen seneye götürürsen yani oradan buraya bağlarsan büyük başarı. Yani tarihinin en başarısız sezonunu mental olarak bu kadar bertaraf ederek böyle bir takım oluşturup böyle bir futbol meydana getiren emeği geçen kim varsa Allah razı olsun, helal olsun yani. Kolay değil. Ersun Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Nasıl ki bizim anlamlandıramadığımız, olumsuz bulduğumuz yönler olduğunda söylüyorsak, iyi olduğu zaman da her yönüyle mükemmel bir Fenerbahçe vardı. Ya değil mi senin söylediğin gibi abi? Yani şu beyaza zorla siyah deme çabamızdan bir kere vazgeçeceğiz. Yani bunu, futbolu, bunun rengi kulübü fark etmiyor. Bugün futbol seyreden bir insansan, futboldan anlıyorsan, seyrettiğin zaman sesli dile getirirsin ya da getirmezsin. Ama Fenerbahçe sezonun en iyi futbolunu oynadı. Aynen. Başakşehir'e oynama izni vermedi. Başakşehir'e oynama izni verirsen Başakşehir sana sıkıntı çıkartır. Ya, kadrosu buna müsait bir kadro. Yani Başakşehir moralli de bir kadro. Havaya da girmiş bir kadro. Başakşehir konuşacaksak zaten çok basit. Son 6 yıl istatistiklerine baktıkları zaman nasıl bir takımla oynadığını yani görüyorsun. Hep kupanın bir kulbunu yakalar durumda top son oynayan bir takım. Son haftaya kadar şampiyonluk kovalayan bir kulüpten söz ediyor. Burada takım olarak baktığımız zaman Fenerbahçe'nin topu çok koşturduğunu görüyoruz hakikaten. Çok istemiş Fenerbahçe. Çok da iyi hazırlanmış, çalışmış. Ayrı ayrı parantez açmak ister misin? Mesela sen anlatırken işaretledim. Kuruse'yle aran barıştı mı biraz? Şimdi bu maça çok özel ama. Yani şimdi ben Kuruse'nin... Son birkaç maçtır baktığımızda. Ama mesela orada ilme, da... Ciddi bir ivmesi var. Orada da çok güzel yine Güntekin söyledi galiba. Birisi söyledi. Dedi ki Kuruse çok diri. Ve dedi inanılmaz istekli ve iştahlı. Evet. Ve bu maç özelinde de çok fark edilebilir bir farkı vardı.
çok yakın arkadaşı olması hasabıyla Acun Ilıcalı'yı aradım dedi. Ya Metin Tekin dedi, ya Güntekin dedi, ya Önder dedi. Nedir demiş. Acun'un söylemesini söylüyorum şimdi burada. Kuruze bir sakatlık atlatmış. Bu sakatlığından dolayı da kilo almış. Hı hı. Fenerbahçe'ye transfer olunca bu ilk yarı itibariyle ciddi bir diyet uygulamış. Bu uygulamış olduğu diyette 8 kilo vermiş. Bu 8 kiloyu bu kadar çabuk verdiği için halsiz düşmüş. Güçsüzlük olur tabii. Halsiz düştüğü için bu devre arasında anca toparlayıp kendine bakmış. İkinci yarıya bunu yalnız söyleyen Acun diyor ama Kruse diyor bunu. Hani bilgi veriyor. O anlatıyor. O niyet oku mesela ben bana deseler ki ya Turan nasıl Fenerbahçe televizyonunda? Ya Turan gelir işte ne bileyim bir odası var giyinir falan filan. Bu ben seni gözlemlediğim kadarıyla anlatıyor oluyorum. Ama bana sorduklarında Turan sen genelde kendini nasıl anlatırsın bana bir söyler misin deyip ben üçüncü kişiye söylediğimde zaten sen söylüyor oluyorsun. Senin söylediğini söylüyor oluyorum. Kruze'den almış Acun da bunu. Yani adam diyor ki demiş ki şimdi ikinci yarıya iyice enerjik hissediyorum. Sakatlığım ve kilomun o verdiği nekaat dönemi halsizliğini de atlattım diye. Dolayısıyla o da fark ediliyor. Bak biz gördüğümüzü yorumluyoruz ama onun bir nedeni varmış. Tabii. Şimdi işte şu Kruze'yi şöyle seyrettiğimiz zaman o Almanya milli takımı nasıl seçildiğini zaten burada anlıyorsun. Nasıl futbolcu olduğunu. Tabii. Bir de bunu genel olarak baktığımız zaman abi hazırlık kampını, ikinci yarı hazırlık kampını futbol takımımız çok iyi değerlendirdi. Evet, o gözüküyor. Yani şu iki maça baktığımız zaman. Artı bir kupa maçı var. Tabii kupa maçı var. Orada da gelen bir galibiyet var. Orada da iyi bir futbol var. Yani yukarıya doğru çıkan ciddi bir ivme içerisinde ve senin de söylediğin gibi hani arkadaşın demiş ya acaba bu tempoyu bu futbolu devam ettirebilir mi? Fizik gücünde de Fenerbahçe'nin ciddi bir şey var. Tabii. Artış var. Herkes aynı maşallah. Yani şu an her şey çok yolunda gözüküyor. Yalnız bunu şunu da bağlayıcı bulmayın lütfen. Yani çocukları da o anlamda suçlamayın. Bu hafta oynanacak olan Trabzonspor maçını herhangi bir futbol verisiyle herhangi bir futbolla oyun anlayışıyla oyuncu performansları üstünden değerlendirerek bir çıkarım çıkarmaya kalkana gülerim ben yani. Sakın yani. Bunu yapmayın. Tabii. Yani son 8-10 yıldan beri Trabzon'da oynanan maçların maalesef iki kulübü hakikaten çok üzülüyorum. Düşürdükleri durum itibariyle ve bunların üzerinden işletilen bu gerilim sürecinden mütevellit bu insanlarımız sonuçta zarar öyle bir boyutta görüyor ki burada çok başka psikolojik bir savaş var. Dolayısıyla futbol bu kısmın en masum en basit şeyi. Yani bu oyuncu arkadaşlarımız düdük çaldığında topu işlerini yapacaklar ama onları bu işi yapmasına hangi mental durumla yolluyoruz ve geri getiriyoruz. İşte onunla tez yazıları yani. O yüzden sakın Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fenerbahçe'nin son maçına bakıp değerlendirip Trabzonspor'un oynadığı futbolu baz alıp değerlendirip futbol mantığıyla anlatmaya kalkarsanız hiçbir bağlayıcılığı olmaz. Vallahi benim o maçta onu gene konuşacağız ama yani şu anda benim tek istediğim A stadyumuyla güzel bir maç olmasını ben bekliyorum. Onu konuşacağız, değineceğiz. Abi bu şeye tabii ben gene şey olarak gidiyorum. Şu Ozan Gustavo ikilisine çok oldu. Oldu zaten. Çok oturdu. Oldu aynen. Çok demek yani Gustavo belki çok fazla şey yapmadı, gözükmedi veya Ozan çok fazla gözükmedi ama topları her ayaklarına alışlarında büyük işler yaptılar. Jayson'un her yaptığı müdahale sonrası o hırsı, tabii, isteği, azmi yani. Jayson çok değerli bir oyuncu. Gerçekten onu hep söylüyoruz. Ama dediğin gibi senin de Ozan'la Gustavo çok oturdu oraya. Bu oyuncuların mesela minicik futboldan anlayan birisiyle ilgili dönüp desem ki ne özellikleri var bu iki oyuncunun? Devamlılığı var abi derler ve fizik kaliteleri iyi. Bir de inanılmaz mücadele ediyorlar. Top kazanımları da istatistik olarak çıkar. Peki genel olarak Rodriguez'i nasıl buldun? İyi yani Rodriguez hep söylüyorum. Yani topla etkili bir oyuncu. Galatasaray'dan beri bilip tanıdığımız bir oyuncu. Skora direkt etki eden, rakibi eksik her an bırakabilecek, takımı rakip sahaya taşıyabilecek yeteneklere aiz. Etkili bir oyuncu. Özellikle iç sahalarda çok iş yapar. Hep onu söyledik yani. Rodriguez içeride Fenerbahçe taraftarıyla birlikte.
takıma psikolojik iğme kazandıran en büyük faktörlerden biri olur. Her dezavantajı ne? O tip oyuncular risk almadan etkili olamıyorlar. Aldıkları riskte ne oluyor? Hani ölmüyorsun yani. Top kaybı oluyor, kontra yiyorsun yani. O onun bir tek o sakıncası var. Onu da teknik adamların alanı. Tedbir alacaklar. Arka tarafında oynayanlara Allah yardım etsin yani. Peki şimdi tabii takımımızın lige ikinci yarıya özellikle başlayışını ilk yarının son programlarında sen şunu söyledin. Yani bu ilk yarının son maçları ve ikinci yarıda oynayacağı ilk maçlar da gidişatı belli edecek. Tabii telafisi yok. Şimdi deplasmanda alınan önemli bir galibiyet. Tabii. Gaziantep iyi bir takımdı. Tabii canım. Şimdi Başakşehir dediğin şampiyonlukta yarıştığın. Tabii. Aslında 3 puan ama senin için 6 puanlık maç. Rakibin 3 puan kaybediyor. Sen 3 puanı alıyorsun. Bu arada o da öyle geliyor sana. Öyle geldi. Tabii. Rakibin Fenerbahçe diyor. Tabii. En kötü bir puan alayım. Bir durayım, durdurayım şunu diyor. Bir de bir deplasman atlatayım diyor. Hatta mümkünse kontrayla 3 puan alayım gideyim diyor. Tabii herkes o hesabı yapıyor. Herkes diyor ki ben diyor burada bunu yenersem diyor haftaya bu Trabzon'a gidecek diyor. Orada da takılırsa tabii, diyor. Tabii tabii. Ben arayı açarım biraz daha rahatlarım aynen diyor. Sivas'a gözümü dikerim gibisinden bir aynen şey var. Şimdi hesap kitap yapılmaya başlanacak artık haftalara yaklaştık. Öyle tabii canım. Şimdi Trabzon ne diyor? İkinci yarı 2'de 2 yapmış en büyük rakibi olarak gördüğü Fenerbahçe'yi hem demoralize etmek hem de rakibim zaten, direkt rakibim. Ben diyor onlarla orada diyor bir bir berabere kaldım diyor. İkili averajı da düşünüyor. Çünkü tabii ikili averaj da bir puan demek tabii nereden baksan kafa kafaya geldiğinde. Sen aranızda yaptığı maçlara baktıkları için Trabzon senle 0-0 berabere kalsa bile avantajlı. Tabii ki. Yani. Tabii ki. Ama onlar da büyük bir fırsat. Fenerbahçe'yi ben hallemediğim kallemediğim kendi sahamda yeneyim diyecek. Çünkü kaç puanı Trabzonspor'un? Hemen söyleyeyim abi. Trabzonspor şu anda 35 puan. Biz 34. Bir maçı eksik şimdi. 35 puanda. Biz, Fenerbahçe olarak biz de 37 puandayız abi. 37. Seni yenerse bir puan önüne geçiyor. Bir puan bir puan bereket versin diyecek yani. O bir, bir de kendince şimdi eksik maçını hesaplıyor. Bir de eksik maçım var diye. Biz de biz hepimiz Fenerbahçe dahil kendine egoistiz biz. Milletçe öyleyiz. O eksik maçı Beşiktaş'ın da olsa Galatasaray'ın da olsa Trabzon'da Fenerbahçe aldık görür. Öyle değildir ama öyle görür. Taraftarlar biz öyle görürüz. Mesela oluyor. Fenerbahçe'nin deplasmanda Liverpool'la maçı olsun şu an. Ben öyleyim ben şahsen. Yani içimde ya mümkün dilerim ama gönlüm ah ya neden olmasın bir yeniyor alırız ya derim. Alırız. Ha, öyledir yani. Anladım. Dolayısıyla şimdi onlar da öyle görüyor. Ama duygusallıkla kaynaklanıyor. Onu zaten Turan'ı kendi yerine koymazsan Turan'ı anlayamazsın. Turan'ı anlamak bir avantajdır. Yani Turan gibi bakmaya becerebilirsen Turan'ın benle ilgili ne planları olduğunu öğrenirim. Aynen öyle. Şimdi sen bir planın muhakkak var, bir stratejin var. Kendini hazır etmek için birçok kafanda plan var ama şu da bir plandır. Rakibimin ne yapacağını tahmin edip kestirmek de bir plandır. Ben Trabzon olsam bir kere Fenerbahçe'yi böyle yakalamışım kardeşim. Benim takım da fena değil. Yani yakalamışımdan kastım şu. Kendi sahamı avantajım. Oradaki maçı atlatmışım anlamında diyorum bir. Ben ilk 15-20 dakika bir karambol, bir tempo, bir hırs, bir içsek, çabuk taç, çabuk korner, attığı hak falan filan. Hani böyle 10 şey yapıp bir tane sıkıştırırsa kapanır sonra Fenerbahçe düşürsün derim. Niye rölanti başlayayım kendi sahamda? Peki bir de programı şimdi sonlarına tabii geliyoruz. Şunu soracağım abi hani sen o şeyde örnek verdin ama o örneğin üzerine soruya gibi olacak hani böyle anlatır gibi yaptın ya teknik taktik. Evet tabii yalanlar. Şimdi nasıl bir maç bizi bekliyor? Nasıl bir maç şimdi olacak? Şimdi Trabzon söylediğin gibi buradan bunu da söyleyeyim. Kötü bir kadro değil. İyi bir kadro. Ben Trabzon'u bir kere oynadığı futbolu beğeniyorum. İyi bir kadro. İyi Fenerbahçe bir kadro. İyi bir kadro. Tabii tabii. Fenerbahçe şu anda havaya girmiş üst üste iki maçını kazanmış. Her hafta hesap haftası bundan sonraki haftalar diyoruz ama hani ilerleyen haftalarda ya biz kazanalım da abi bırak iyi futbolu diyebilir. Fenerbahçe futbolunun da üstüne koyarak puan almaya başladı. Yani iyi futbolla birlikte almaya başladı. Hani bu doğrultuda şimdi bir artı eksileriyle senle bunu bir değerlendirelim. Kendi hallerine bıraksalar çocukları, iki takımı, iyi futbolla keyifli bir maç izlettireceklerine eminim. Ama bazı gerçekler acıdır. İnsanı da acıtır. Şu maçı hakem hangi psikolojiyle yönetecek çok merak ediyorum.
Yok ondan etkilenmeyecek, bundan etkilenmeyecek. Mümkün değil. Bu bizim insanımız, bir bilinci var. Belli bir yaşta bir adam. Mesleği de hakemlikse, kendi camiasının içerisindeki yaşadığı tecrübelerden kaynaklı bir düşünce biçimine sahip. Gündemde konjonktürü takip ediyor adam. Ve Trabzon deplasmanlarının zorluğunu zaten söylememe gerek yok. Mevcut iki camia arasındaki herhalde yüksek gerilimi 10-11 yıldan beri bilmeyen, hissetmeyen yok. Çok ciddi dahli olacağını düşünüyorum. Lehte alehte. O yüzden beklentimi çok tutmuyorum. Maçı izlemeyi de düşünmüyorum. Her zamanki gibi izlemeyeceğim yani. Sonradan oynandıktan sonra özetine falan bakacağım. Yazık, büyük bir sinir halbi geçecek. Yoksa oyuncular performans anlamında bize bir umut vaat ediyor. İki her iki takımında. Ama şimdi hakem faul verse bir dert, vermese bir dert, VAR'a gitse bir dert, gitmese bir dert. Adam şimdi hesabını yapacak. Aman bana maç alır mıyım, almaz mıyım? Benim verdiğim karardan dolayı Trabzon camiası ayağa kalkıp bu hakemi nereden buldunuz? Merkez Hakem Komitesi'ni istifaya davet eder mi? Veya Trabzon değil Fenerbahçe eder mi? Bunları düşünmeme ihtimali yok. Şimdi üstelik böyle bir adam bunu yönetecek yani. Düşünebiliyor musun? De lütfen izleyicilerden ricam. O şey okunurken, seremoni, hakemin suratına bakın ya. Allah. Ele verecek diyorsun zaten. Bakın ya. Ya oradan bir hani makul bir karar çıkma o vücutlarından ihtimal var mı ya? Ben iyi bir maç bekliyorum. Söylediğin gibi hani hakemin ne derece dahil olup olmaz bilmiyorum ama hani senin söylediğin gibi. Yazık. İşi futbol üzere, futbol takımlarına bırakırlarsa iki takımın da kozlarını sonuna kadar ortaya koyacağını, elinden geleni yapacağını inanıyorum. Ve tribünlerden de işin açısı hiçbir sıkıntı, sorun, problem beklemiyorum. Şimdi misafirliğe gideceğiz seninle diyelim. Benim sana şunu dediğimi düşün. Turan bak, kapıdan girerken aman oğlum ayakkabını çıkar. Sakın sakız falan çiğneme. Tuvalete gitme. Bacak bacak üstüne atma. Şunu aman yanarız bak falan filan dediğimi düşün. Sen ya arkadaş aksilikli mi oraya giderken ne bileyim bir miden... Yasaklara karşı alerji vardır. Ya abi. Hayır ya, olur başka bir şey anlatıyor. Yani ulan olmayacak şey olur ya. Bu kadar bir şey. Olur. Şimdi bu oyuncuları şöyle hazırlıyorlar düşsene. Olacağız edeceğiz bu maç Fenerbahçe maçı, bu maç Trabzon. Ya zaten adam oynayacağı varsa da topu dürtmüyor da. Ben niye diyor risk alayım şimdi. Ozan Tufan diyor ki. Şimdi araya oynayacak. Seni gördü değil mi mesela? Riskli bir pas ama diyor geçerse karşı karşıya diyor. Ama ya geçmezse? Trabzon maçı diyor yandık. Ne yapıyor biliyor musun? Al gülüm ver gülüm. Al, abi, o da onu yapıyor. Senin bu söylediğine sonuna kadar katılıyorum. Şimdi oradan sen hayır bekliyorsun şimdi. Çok fazla şartlanmışlık, aşırı motivasyon sıkıntı çıkartıyor. Bu her maçta böyle. Yani takımların, futbolcuların, naçizane görüşüm, onlar çok daha tabii iyi biliyor. Herkes kendi bildiğini oynarsa en iyisini yapıyor. Aşırı motivasyon, aşırı konsantrasyon, senin söylediğin gibi olmayacak yerde hata yaptırıyor, sıkıntı yaptırıyor. Bu maç benim için ne anlam ifade ediyor? Hiç kimse adına konuşamam, ayıp. Ama kendi adıma konuşabilme özgürlüğüm var değil mi? Düşünce özgürlüğü var. Benim için... Atlatalım diyorum ben bu kadar. Anlayan ya şu maç atlatılsın. Türkiye Futbol Ligi'nden şu bir atlatılsın ya. Bu çıksın yani. Tek derdim o benim yani. Türkiye Kupası'nda da yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Kayserispor'u da kupanın dışına ittik. Şimdi Kırklareli'ye rakibimiz olacak. 4 Şubat'ta maç oynanacak. Evet. Türkiye Kupası'yla da ilgili bir şey söylemek ister misin? Türkiye Kupası benim için... Çifte kulvarda yola devam. Tamamen formaliteden ibaret bir kulvardır yani. Orada oyuncuları... Oynamayan oyuncuları. Bütün kulüpler için söylüyorum yani. Hani bunun da nedenini açtırma bana. Çünkü yıllardan beri bütün kulüp başkanları Türkiye Kupası'nın statüsünü Aziz Yıldırım çok söylerdi. Hiçbir kulüp için cazip olmadığını, ne para kazandırdığını, ne de statüsel anlamda bir getirisi olmadığını defalarca söyledi. Dolayısıyla orası şöyle bir mecra. Hani bu takımların daha resmi idman yapıyor. Büyük takımlar, hedef takımları için. Oynamayan oyuncuları daha görme, daha hazır tutmak için bir mecra olarak geliyor bana. Yani yoksa o hani ne olacak yani? Ne yani? Orada finale kaldın diyelim. Hadi aldın kupayı. Ne getirisi var? Para kazanmıyorsun. Prestij. Prestij işte. Kupayı aldık, prestij. Seni kupayla kapadık. Çifte işte. Kupa ya da tek kupa. Peki şimdi bunu da konuştuk kısaca. Programı kapatacağız ama şimdi şunu da sormak istiyorum. Futbol dışında. Hani şan, şöhret, para, pul, ün. Her şey ne kadar boş değil mi? Dünyanın en büyük sporcularından bir tanesi Kobe Bryant. Tabii. İşte kalkıyor başka bir şey diyor. Yanına çocuğunu da götürüyor. Evden çıktı. Hadi dedi.
evinden son kez çıktığını bilmiyordu. O helikoptere son kez... Bu hepimiz için geçerli. Tabii canım. Ne söylemek istersin? Şey yani bütün dünyayı gerçek anlamda hani insani duygular derinden sarsan hiç beklenmedik bir kayıp. Trajik çocuğuyla beraber. Şeyi tartıştık hatta. Tabii sonuçta nihayetinde kader yani bu işlerin içinden çıkamayız. Ama şöyle düşün. Şimdi Kobe'nin yaşamını anlatıyorlar. Yetişmeye çalışası var adamın yani. Yani mesela bizim Acun'u ele alalım. Acun şöyle bir hayat yaşıyor. Efendim işte TV8, TV8.5 orada toplantı var, burada yönetim kurulu var. Survivor'ı ne yapalım? İşte Exatlon ne olacak? Diziyi mi yapalım? O sistem bu geldi falan. Adamların yani aldığın sorumluluk o yaşadığın lüks hayatında getirdiği bir telaş ve koşturmaca var. Orada zaman senin için önemli olduğu için imkanların da var ya. Jet alıyorsun falan filan cacut. İşte helikopter alıyorsun onu. Çünkü yetişesin var yani. Mesela ben 70'te gidiyorum abi. Benim hiçbir yere yetişesim yok. Keyifle gidiyorum yani. Orada pilot, çalışan adamlar patronun taleplerini kırmıyor, kıramıyor. O gün LAPD kalkmıyor mesela. Los Angeles eyaletinde hava muhalefetinin sistem kaynaklı, düşün LAPD yani Los Angeles Polis Departmanı kalkmıyor helikopteri. Şimdi o diyor ki helikopterine hadi gidelim, adam gideriz abi diyor. Bak ne sıkıntı. Allah rahmet eylesin, gideriz diyor. Gidemiyor yani siz çünkü o gün bayağı yoğun. Ve tabii. Maalesef dağa çarpıyor. Bayağı bir dönmüş manevra dağa yapmış. Dağa çarpıyor. Tabii. Sonra maalesef bu trajik. Basiretin de bağlanıyor. Geri de dönemiyorsun. Abi öyle... Söylediğin gibi işte gidesin var artık. Ok yaydan çıkmış. Ben Van'da bir uçak kazası askerdim. Enkaza gittik. İşte orada araştırma yapılıyor falan. Ne oldu dedik. Şimdi hep bazen iyi niyet de hep böyle oluyor. Uçak Van'da şöyle bir dağ vardı Turan. İniş takımlarını açıyor, pas geçiyor, inemiyor. Bir daha pas geçiyor, inemiyor. Şey diyor ki, kule, Ankara'ya dön diyor. Pilot kardeşimiz, bize söylenenleri söylüyorum sana. Diyor ki, yazık ben de diyor, şimdi uçağın içinde diyor, asker evlatlarını, onları bunları Güneydoğu'da görev yapıp da diyor, görmek isteyenler vardır. Oradan da diyor, izne gelmek isteyenler vardır. Bir inisiyatif alıyor, defaatten de o piste inip kalktığı için özgüveni var. İniş takımları vuruyor. Onu hesap, yani aslında irtifa olarak bir problem yok. Fakat iniş takımları açık olduğu için vurunca takılıyor, takımı tabii. Burun ve kaza gerçekleşiyor. Şuraya geliyorum. Fazla özgüven de işte hayata dair de iyi değil. İyi niyetinin kurbanı oluyor. Tabii işte. Tabii. İyi değil yani. Mesela bir şey olmuyor, zorlamayacaksın. Ben de öyleyim. Yani birinci de falan neyse oluyorsa oluyor. Hani biraz daha belki bir ufak çaplı bir zorlarım. Sonra ya acaba yapsa mıydım, yapmasa mıydım diye düşünmemek için, kendi içimi rahat tutmak adına olmuyorsa üstüne gitmem. Aynen. Benim kısmetim değilmiş derim yani. Yani ne olursa olsun. En doğrusu. Peki abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Bir programı daha noktalıyoruz. Haftaya yeniden sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.